Arkadaşlar ilk konumuz açığa satış, biop short, avantaj dezavantajları ve mantıklı kullanım stratejileri. Şimdi biliyorsunuz ben şeyden büyük rahatsızlık duyuyorum, yani kavram karmaşalarından. Şimdi herkes bir şeyi biliyor, yani duymuş ama tam manasıyla araştırmadan konuyla ilgili konuşuyor ve bu son derece yanlış bir takım çıkarımlar yaptığını görüyorum yani kişilerin. Önce bir tam olarak o kavramın ne anlama geldiğini net bir şekilde belirlememiz lazım ki aynı dili konuşalım. Yani birisi diyor ki ben açığa sattım, öbürü Viyop'ta kaldıraçlı işlem yaptığını zannediyor. İkisinin arasındaki farkı bilmiyor, battılar diyor falan. Yani bir açığa satışı niye batsın arkadaşlar mesela? Terste de kalabilir. Siz nasıl bir senet alıyorsunuz 2.10'dan? 2'ye düştüğü zaman endişe ediyor musunuz mesela? Hedefiniz 3 liraysa orta vadede. Niye edesiniz? O hisseler sizin. Onları istediğiniz kadar elinizde tutabilirsiniz. İsterse 1.5 liraya düşsün. Fakat tabii açığa sattığınız hisse başkasından kiralanmış. Aracı kurumunuz vasıtasıyla başkasından kiraladığınız senetler olduğu için günlük bir ona faiz ödüyorsunuz. Bu ek maliyet eğer pozisyonunuz karlıysa zaten kazancınızın yanında devede kulak kalıyor. Dolayısıyla iyi bir trader doğru yerden açığa satarsa eğer normal birinin uzun pozisyon almasından hiçbir farkı olmadan arkasına yaslanıp çayını kahvesini içerek piyasayı seyreder arkadaşlar. Aynı gün kapatabilir, 2 gün taşıyabilir, 3 gün taşıyabilir. Ben size neden bu kadar üstüne basa basa bu olayı anlatmak istiyorum biliyor musunuz? Ben kendim çünkü yıllarca yanlış bilgilendirdiğim için bu silahtan maruz kaldım. Neden? Hep açıkçılar battı, açıkçıları batırdılar, açıkçıları şöyle yaptılar. İşte faizi ödeyemiyorlar, işte temerrüte düştüler, margin call yediler, teminat tamamlamak için aradılar falan dedikleri için ya Allah Allah dedik ya bu şey herhalde çok riskli bir şey yani. Aman ben açığa satış falan istemiyorum diyordum aracı kurumuma. Sakın bana bunu tanımlamayın. Ama arkadaşlar yıllar geçtikten sonra gördük ki piyasa yukarı gidiyor çok güzel. Alıyoruz, bekliyoruz, satıyoruz, kazanıyoruz ama bu işin bir de tersi var. Ve eninde sonunda yakalanıyoruz arkadaşlar düşüşe. Piyasa isterse 100.000'den 200.000'e gitsin. Eninde sonunda bir 30 bin puan düştüğünü düşünün. O terste kaldığınız zaman para kazanma şansınız yoksa o kadarlık bir süre biz ne yapacağız traderlar olarak? Hadi orta vadeli yatırımcı diyelim ki stop oldu, çekti parasını, dedi ki ben bir daha dönüş emarelerini bekleyeceğim. Trader'ın böyle bir lüksü yok ki biz devamlı para kazanmak zorundayız. Zaten açığa satışın bütün dünyada bu kadar benimsenmesinin, olmazsa olmaz görülmesinin ve ülkemizde maalesef çok sınırlı senet grubunda yapılmasını kısıtlama getirilmesinin yabancı yatırımcıyı rahatsız etmesinin temel nedeni bu. Dediğim gibi maalesef yanlış bilgilendirme nedeniyle bunun çok yüksek faizler olduğunu falan ancak gün içinde işte çok sıkı traderların böyle 2.20'den satacak, 2.05'ten kapatacak, yüksek satacak ancak öyle kar edecek gibi bir takım yanlış bilgilendirmeler neticesinde ben senelerce uzak durdum bu işten. Halbuki öyle değilmiş ki arkadaşlar. Ben yatırım firmamın temsilcisiyle görüştüğümde ya dedim bu açığa satış nasıl oluyor bana bir anlatın. Gayet güzel anlattı. Dedim mesela ben şu kadarlık bir hisseyi dedim açığa satsam. 3 gün tutsam ne kadar bir ek bana maliyet oluyor? Arkadaşlar duyduğumda kulaklarıma inanamadım yani. Yani yok denilecek kadar bir şey. Yani karlı olduğunuzu düşünün. Normal alım satımdan bir farkı yok. Şimdi gelelim ters işlem yapanların bu kadar çok işte dillere düşmesi, işte neden battılar falan. Yakın zamanda örnek verelim işte gübre fabrikalarında biliyorsunuz bir tavan gitme olayı olmuştu. Orada insanların battığını falan duyduk. Bayağı bir forumlarda yazıldı. İşte insanlar bunalımlara girdi falan. Böyle olduğu zaman da insanlar doğal olarak korkuyor. Şöyle bir düşünce geliyor insanın aklına. Ya açığa satarız bir anda bir terste kalırım, bir tavan serisi işte batarım. Şimdi bu vadeli işlem piyasasında doğru arkadaşlar. O okuduklarınızın hepsi vadeli işlem piyasasında kaldıraçlı işlem yapan insanlar için geçerli. Adam, şimdi nasıl bir örnek verelim yani 10 bin diyelim. 10 bin lirasıyla 100 bin liralık işlem yapabiliyor. Fakat kazanırken çok iyi olmasına rağmen yani bir birim normal 10 bin lirasıyla kar ediyorsa 100 birim kar etmiş oluyor değil mi? 100 kat kaldıraç kullanmış. Fakat terste kalırsa bir taban yediğinde parasının %10'unun eridiğini düşünün. Ama %100 kaldıraçlı olduğu için bu adamın ek teminat yatırması için aracı kurumu tarafından aranıyor. Bu taban serisinin 2-3 taban olduğunu düşünün. Ya parasının birkaç katı kadar teminat yatırması gerekiyor ya da bütün onun şeyi emri beklenmeksizin pozisyonu kapatmak konusunda ona baskı uygulanıyor. Şimdi siz paranızın %50'si gitmiş. Bekleseniz normalde belki 1-2 gün içerisinde gerisin geriye 2 taban yiyecek ve siz kâra geçeceksiniz. Ama bekleme lüksünüz ortadan kalkıyor. Çünkü sıkışmışsınız. Paranızın çok daha yükseğiyle bir işlem gerçekleştiriyorsunuz Viyop piyasasında. Şimdi endeksi shortlayan arkadaşlar için de bu geçerli. Adam short açıyor. Ne yapıyorlar? Endeksi bir anda vadeli işlemler piyasasında yukarı sürüyorlar değil mi? Adam işte 10 kontrat açmış ama o 10 kontratı iyi bir sermaye ve risk yönetimiyle yönetemiyor ve sıkışıyor. Açıkçının bu konuda çok daha rahat bir
şeyi var. Örnek veriyorum, sizin 100 bin lira açığa satış limitiniz varsa grafiğe bakarsanız 15 dakikalık periyotta güzel bir üçgen yakalarsınız mesela. RSI 70'in üzerindedir. MACD aşağıya artık kırmak üzeredir. 10 bin liralık bir açığa satış yaparsınız. Pozisyon hızla aşağıya mı yöneldi? Bir 10 bin daha eklersiniz. Yukarı mı geldi? Şimdi beklersiniz o zaman. Şimdi bazı arkadaşlar maalesef düşen senette paçal yaptıkları gibi yukarı giderken açığa satışı da paçal yapmaya kalkıyorlar. Şimdi ben sizi defalarca uyardım. Saatlik grafikte eğer MACD'ın ağzı açık yukarı doğru gidiyorsa, bu aynı şekilde 15 dakikalık grafiğimiz için de geçerli. Ve RSI henüz yükselen trendini kırmadıysa, göstergelerde hiçbir problem yoksa o fiyatın nereye gidebileceğini biz tahmin edemeyiz ki. Diyelim ki siz bugün 12.90'dan Türk Hava Yolları sattınız. Bütün paranızla. Kaçı gördü bugün arkadaşlar? 13.34'ü gördü. Bu arkadaş 12.90'dan itibaren, hadi diyelim bütün parasını yatırmadı, 100 bin lirasının 20 bin lirasıyla sattı 12.90'dan. 13 oldu, paçal yapıyor aklı sıra. 20 bin daha sattı, 40 bin lira oldu mu? 13.10 bir daha sattı. Şimdi stres seviyesini düşünebiliyor musunuz? Alnı boncuk boncuk terliyor, nabzı hızlanıyor bu adamın. Yani sermaye yönetimi ve strateji, her zaman söylüyoruz. Türk Hava Yolları'nın bugün tavan olmayacağının kim garantisini verebilirdi? Kim garantisini verebilirdi arkadaşlar? Pegasus tavana gitti değil mi bugün? Ama yapılacak şey şuydu. Önce bir durulmasını beklemek. Yükselen trend aşağıya kıracak mı? İndikatörlerde bir zayıflama olacak mı? Ona göre satacaksınız. E şimdi adam gidip de 12.90'dan vadeli işlemler piyasasında bir de kendi parasını geçtim, kaldıraçlı bir şekilde satış yaptığını düşünün. 13.34'te bu adamın dayanma şansı yok arkadaşlar. Yani yönetemez psikolojisini. Mümkün değil. Allah diyecek ya, Pegasus tavan oldu, bu da tavana gidiyor diyecek. Bakın bugün %3 kapattı değil mi Türk Hava Yolları? Ama ne oldu? 13.20'den, 13.30'dan baktınız ki artık şey yapıyor, endeksin satışlarıyla beraber. Bakın görüyor musunuz? 5 dakikalık, 15 dakikalık açalım. Yani şöyle bir trend varken, fiyat devamlı yukarı giderken 12.90'da buradan daha hiçbir şey yokken açığa satan... Bunu neden söylüyorum? Çünkü yapanlar var biliyorum arkadaşlar. Çok yükseldi satayım. Sasa'da bunu yapanlar ne oldu? 3-4 tane tavan yediler. 50 kere söyledik. Bakın şimdi açayım size Sasa'yı. En güzel örnek. 60 dakikalık açıyorum. Şu kısımda açığa satanlar, şuradaki MACD'i görüyor musunuz arkadaşlar? Kırmızı mavinin üzerinde çok uzun bir süre bu şekilde korudu. Bakın fiyat nerede? 28 lirada değil mi? MACD yukarı kesmiş. Yukarıya gidiyor. Ya istediğiniz kadar siz burada şey yapın, paçal yaparsınız. Yani düştükçe alan birinden hiçbir farkınız kalmaz. Devamlı stop eder sizi. Ben olmadım mı? Ben de oldum ama mantıklı yerde oldum bakın. Şurada iki tane bölüm var. Bakın 15 dakikalık grafikte. Şurada bir sıkışma. Bakın onu mavi yapıyorum. Şimdi burada uygulamalı olarak göreceğiz. Hani hep diyoruz ya, hocam ne tarafı kıracak? Bilemiyoruz işte, aşağıya mı kıracak, yukarı mı kıracak? Arkadaşlar bizim bunu tahmin etmemize gerek yok. Böyle örnek üzerinden yaparsak daha iyi anlaşılacak şimdi. Ben bunları net yaşadım. Bakın ben bunları böyle ezberden buraya koymuyorum yani. Şurası böyle değildi, bir dakika. Yanlış hatırladım. Yani çok önemli değil şeyi. Şöyleydi sanırım. Evet. Fiyat hızla yukarı gidiyor. Saatlik grafik. MACD ağzını canavar gibi yukarı açmış. Hiçbir şekilde durmayacağım diyor yani. Fiyatı yukarı süreceğim diyor. Bir sürü açıkçının varyansın ettiğini forumlarda gördük değil mi? Ondan sonra da bir sürü insan onlara beter olun, sen misin satan? Şimdi bunlarla ilgili tepki tweetimi de hatırlarsınız. Kimsenin acısıyla mutlu olmamamız gerektiğini falan. Yani ayıptır arkadaşlar ya. Bu piyasa dönecek ki, dönmedi mi? Aha görün. 4 tane taban yediler insanlar, 3 tane. Yukarıdan gelişini sayarsak %40 zarar ettiler. 100 bin lirası 60 bin lira oldu adamın. Şimdi bu nedenle kendimizi biraz da karşımızdakinin yerine koymamız lazım. Bakın ben mesela burada açığa satış denedim ve gayet de mantıklı bir yerden açığa sattım. Neden? Bakın burada görüyor musunuz? Şurası aşağıya kırdı. Bakın bu her bar 15 dakikayı temsil ediyor. Dikkat edin. Ben burada sattım. Ne yapacağım? Yukarıdaki düşen, bakın şu yukarıdaki düşen mavi, uzatmışım da hatta buraya kadar. Yukarı kırılmadıkça ben bu pozisyonumu korurdum arkadaşlar. Benim genellikle 13 kademe hedefim oluyor normal şeylerde. Böyle şimdi tabii 40, 30, 35, 36 liralardaki bir senette daha fazla. Yani 1 liraları, 1,5 liraları hedeflerim yani sattığım zaman. Ve burada bile ben kademeli sattım. Gidip de ben bütün paramla burada satmadım. Viyop'ta 1'e 100 kaldıraçla satmadım. 1'e 10 kaldıraçla satmadım. Kendi paramın bile tamamını kullanmadım yani. Buna rağmen ne yaptı bakın? 15, yarım saat, 45, 1 saat, 1,5 saat ben burada kârda oturdum. Buna rağmen asla burada rehavete kapılmamalı. Yani burayı kırdığı anda ben bu pozisyonu kapattım arkadaşlar. Kapatmazsanız ne olur biliyor musunuz? Bakın fiyat 40 liradan 47 liraya gitti. Ben nereden bilebilirim böyle bir şeyin olduğunu? Bu çizgiler bana kılavuzluk sağlıyor işte. Yani benim ne tarafa kıracağını bilmeme gerek yok ki. Yani bunu sormanız tabii şu an için belki çoğu arkadaşımız için mantıklı olabilir. Bizim bildiğimizi varsayıyorlar galiba yani. Biliyorum diyen yalan söyler. Bakın ben size söyleyeyim. Geçen ben bir grafik attım değil mi? Görüyor musunuz? 15 dakikalık
şu mavi yükselen aşağıya kırdığında sert bir satışın geleceğini, asıl şunu at. Dedim ki arkadaşlar, ciddi bir sıkışma alanı görüyorum. Sert fiyat hareketlerine gebe. Hemen bir arkadaşımız sordu. Ne tarafa kıracağını bilsek. Şimdi zaten ben bunu bilsem, bırakın kendi paramın tamamını, giderim Viyop'ta 1'e 100 kaldıraçla açarım yani pozisyonu. Ama tabii ben biliyorsunuz endeksle ilgili benim görüşüm şu anda menfi, yani düşüş beklediğim için bunun %70 aşağı kıracağını tahmin ediyordum. Ama bu bir tahmindir. Ben bunu kimseyle paylaşma lüksüne sahip değilim. Bu benim alabileceğim bir risk. Bu bana yıllar içerisinde piyasanın yapmış olduğu hareketler sonucunda artık haftalık grafiğimizin aşağıya yönelmesi, günlük grafikteki bir takım bozulmalar, 15 dakikalık grafikte de bu sıkışmanın aşağıya sert bir kırılım getireceğini bana anlatıyor. Ama ben bunu Twitter'da nasıl yazayım arkadaşlar, yani bana da hak verin. Yazıyorsunuz, adamlar 2 dakika sonra buradan bir tuzak yapıyorlar, bir çeviriyorlar yukarı. Birisi benim tweetimden etkilenip satsa elindeki kağıdı, sonra ertesi günü tavan olsa ben üzülürüm yani, açık söylemek gerekirse. Çünkü neden biliyor musunuz? Benim sayfamı benim kim takip ediyor şu an ben tam bilemiyorum. Bakın ben bir anket yaptım. 6000 kişi miydik o zaman anketi yaptığımda? Yok ya, 4000 kişiyken yaptık. Daha ilk hafta. Yarısı arkadaşlar teknik analiz nedir? Haberim yok öyle bir şeyden. Ve teknik analiz bilgi seviyem ilkokul mertebesinde çıktı. %50 diyorum size. Ve bine kaçtı? 600 kişi falan oy kullandı yani. Az bir rakam değil. Şimdi ben bu insanlara nasıl bu grafiği atıp da elinizdeki bütün kağıtları satın dercesine sanki olacak çünkü. Hani ben bunun aşağıya kırmasını bekliyorum diyemem ki. Diyenler var. Onları takip edin. Güvendiklerinizi takip edin. Adamlar yani çok güzel nokta atışı endeksin şeylerini yapıyor. Ben bu sorumluluğu almak istemiyorum yani, açık söylemek gerekirse. Ama gene söylüyorum. Çok ciddi bir saatlik sıkışma görürsem onu mutlaka atacağım. Çünkü gözden kaçabiliyor bazen. Siz senedinize konsantre oluyorsunuz. O saatlik sıkışmanın neticesi çok büyük bir fiyat patlamasıyla neticelenebilir. O konuda uyarmak benim görevim tabii ki. Ya burada ben hiçbirinizin para kaybetmesini sonuçta arzu etmem. Ne diyorduk arkadaşlar? Burada bakın, sıkışmalarının içindeyim değil mi? Diyelim Viyop'çuyum. Bu da bir Viyop grafiği. Bu biliyorsunuz spot piyasayla Viyop'un grafikleri birbirinden ayrı. Biz burada endeksi satacağımızı düşünelim. Ya kırdı, sat işte. Mantıklı değil mi arkadaşlar? Kimse dünyanın, Merrill Lynch'te çalışan bir analist şu grafiği supervisor'ın önünde açsa, dese ki sen ne yaptın, 1 milyon dolarlık endeks satmışsın, bana izah et dese, adam burada rahatlıkla şunu diyebilirdi mi? 15 dakikalık periyotta bir sıkışma vardı, bunun aşağı kırıp kapanış yaptığını gördüm. RSI de yükselenin aşağı kırdığı için ben bunu bana tanımlamış olduğunuz imkanları kullanarak şirketim adına açığa sattım. Yani buna kimse bir itiraz edemez. Mantıklı bir harekettir. Ne olabilirdi peki? Bu buradan düştükten sonra arkadaşlar 1550 seviyelerinden, işte böyle düşünenleri hataya sevk etmek için piyasa yapıcının bilinçli yaptığı tuzak dediğimiz ayı tuzağını yaparak buradan tekrar bu üçgenin içerisine dönebilirdi. O zaman ne yapacağız? Yani yapacağımız o kadar belli ki. Çok zorlaştırıyoruz işi kafamızda yani. Uygulamakta zorlanıyoruz daha doğrusu. Pozisyonu kapatacağız. Tekrar mı aşağı kırdı? Tekrar açacağız. Siz zannediyor musunuz ki 20 kere içine giriyor çıkıyor? Öyle bir şey olmuyor. Senetlerde de böyle. En fazla 2 kere sizi stop eder. Sonra yönü yakalarsınız. Yukarı gitti. Üçgeni yukarı kırdı. Aç long pozisyonunu. Burada kimse long açtınız diye size herhangi bir şey diyebilir mi? Mantıklı açıklamanız var. Kardeşim, benim pozisyon açtığım üçgen aşağıya kırdı ve ben pozisyon açtım. Sonra içerisine dönmesi çok tehlikeli olduğundan dolayı pozisyonumu kapattım. Daha sonra da gelip üstteki düşen alçalan trendi kırdığı için bu sefer de long pozisyon açtım. Emin olun ensenize tokat yemezsiniz yani bunu söylediğiniz zaman müdürünüze. Herhangi bir aracı kurumda ya da bir yerde. Dolayısıyla bizim 4 tane hareket şeklimiz var. Bir fiyat sıkışması olduğunda 4 alternatif var. 1. Aşağı kırabilir. 2. Yukarı kırabilir. 3. Aşağı kırıp tuzak yapabilir. 4. Yukarı kırıp tuzak yapabilir. Biri ayı tuzağıdır, biri boğa tuzağıdır. Ya sizin bunun dördünde de yapacağınız şey belli. Aşağı kırarsa açığa sat. Yukarı dönerse zaten stop olacaksın. Üstteki düşeni yukarı kırarsa long ol. Tekrar aşağı kırarsa onu da stop edeceksin. Bu kadar basit. Bu üçgen bu arada artık anlamını da yitirebiliyor bazen yani. Sakız gibi uzuyor. Yanlamasına gidiyor yani. Dolayısıyla yapılacaklar bunlar arkadaşlar. Yani bir üçgen ben size attığımda ne olursunuz bana hocam nereye kırar ne yapacağız demeyin yani. Çok basit ya yapacağınız şey. Aynı şeyi şimdi bu arada endeks sizi her zaman alakadar da etmiyor. Sizin mesela elinizde yukarı giden Sasa'nız var. Yahu Sasa böyle güzel bir yukarı trend yapmış. Saatlik grafikte MACD yukarı gitmişken endeksin kısa süreli böyle zikzaklarından siz niye etkileneydiniz? Yani yukarı giderken. Ben hep diyordum değil mi size geçen hafta? Endeksle ilgili herhangi bir paylaşım yapmaktan korkuyorum. Çünkü adamın kağıdı tavan olabiliyor. Sasa'yı kastetmiştim. Bak endeks o gün şey yedi. Ben şurada açığa satmıştım. Bakın pointer'ın gösterdiği yere dikkat edin. Orada salı günkü yayınımızda hatırlayın. Ne olmuştu? Daha ben şeyi beklemeden kapandım dedim.
devre kesti o gün. Ama devre kesmesinin nedeni endeksin sert satış yemesi dolayısıyla insanların panik olmasıydı. Hemen toparladı zaten, dikkat edin bakın. Anında toparlayıp tekrar tavan oldu. Ertesi günü gene bakın burada bir üçgen takoz oluştu. 15 dakikalıkta. Ben bunlara göre işlem yapıyorum arkadaşlar. Ben takoza şakırdım, affetmem yani. Yani %60'da ben bu pozisyonlarımda kârla kapatıyorum daha sonrasında. Kimse de bana gelip ya Levent Şahin sen Sasa'da gerizekalı mısın? 15 dakikalık periyotta takoz aşağı kırdı da sattın. Ya kardeşim bu gayet mantıklı bir olay yani. Niye satmayayım? Bunu ben nereden bileyim en az 1 lira aşağıya düşmeyeceğini? Ya da elimde varken niye satıp alttan yerine koymaya çalışmayayım? Beni kimse engellemiyor ki arkadaşlar. Brüt takas yok, bir şey yok. Açığa satış yasağı yok senette. Yukarı kırdı, kapandım, bitti. Ne oldu? Tekrar beklemeye geçtim. O gün tavan oldu mu? İnatlaşan adam orada şimdi bak ne kadar hata yaptı değil mi? İnatlaştığı için yukarı gittikçe satmaya devam etti. Tavan kapattı. Gece uykuları kaçtı. Ertesi gün tekrar gaplı yukarıda açtı mı? Bakın kaç? 46 lira açtı ya. Bakın ben 42 lirada stop olmuşum. 46 lirada açtı. Ne oldu? O gün gene yükseldi. Bakın geldi bir şey yapmaya başladı gene burada. Bir patinaj çekmeye başladı. RSI ne yaptı? 70'in üzerinden aşağıya doğru süzülmeye başladı. MACD aşağı kesti. Ben neden aşağı satmayayım? Ya da elimdekini niye satmayayım? Gayet normal. Kırdım aşağıya. Ben gene 1 saat boyunca kârda oturdum burada değil mi? Kârda oturamazsınız pardon. Şurada kırdı. Fiyat daha yukarısına gitti. Ama ben stop olmak için gene nereyi bekledim? Şuradaki düşeni kırmasını. Ya tabii şimdi burada da tam küçük. Şu. Bakın arkadaşlar evet. Şimdi oldu. Şuradaki üçgeni ben yaşadım işte. Gördünüz mü? Sıkışmayı. Orada aşağı satınca, kırınca satıp tekrar yukarıya o düşen trendi yukarı kırdığında ben gene stopu. Sonra ne yaptım? Pozisyona girmiyorum. Flat'ım. Aşağıya geldi. Düşeni test etmek için değemedi gerçi de. Tekrar yukarı yöneldi. Bakın bir daha yukarı. Ama artık bambaşka bir olaya iş geldi bakın. Fiyat yükseliyor. RSI düşüyor. Ben bu anları böyle grafiğe bakıp sonradan yorumlamıyorum. Yani bakın ben bunları yaşadım yani bu şekilde. Ben burada bunu yakaladığım anda arkadaşlar ufak ufak ben bunu satmaya başladım. Şurada da bir takoz oluştu. Artık yani tamam. Çünkü saatliğe geçeceğim. Ben böyle ortalamaların falan kırmasını beklemiyorum yani. Şurası. Orada bu sert satış geldiği anda zaten kademe mademe kalmadı. Burada yapılacak şey bu pozisyondan çıkmaktır arkadaşlar. Bakın çok net söylüyorum çünkü böyle bu kadar yani nasıl söyleyeyim orada onu görmeniz lazımdı. Yani kademeler boşaldı ya böyle bir satış ve satan aracı kurumlar. Şimdi ben her şeyde burada böyle açık açık konuşamam. Bazı aracı kurumlar var arkadaşlar. Yani o aracı kurumu orada o pis satışı yaptığını gördüğünüzde artık daha operasyon bitti diyorsunuz yani. Tamam mı? Bunu ben çok kağıtta yaşadığımızı bilenler biliyor. Şimdi ben bunları burada söylemeyeyim. O aracı kurumlarında o kağıda dadandığından sonra artık burada duygusal bakmanın bir manası kalmadı. Ama ne yalan söyleyeyim ben o gün tavandan tabana da yapacaklarını tahmin bile edemezdim. Allah'a şükür taşıdım da bayağı bir at. Neyse konu o değil. Konu nedir? Mantıklı yerde bizim açığa satmamız. Mantıksız bir şekilde yukarı gitti, çok yükseldi diye satış yapılmaz yani. Hisler de önemli. Bakın yıllarca tahta seyretmekten, yıllarca bu olayları gözlemlemekten dolayı hislerinizle de hareket ettiğiniz bir nokta geliyor. Ben bugün Türk Hava Yolları'nda itiraf ediyorum. Hislerime göre açık yaptım yani. Çünkü baktım, şimdi bakın bunların hepsi bir bilgidir. Bunları böyle kafanıza yazın arkadaşlar. Aynı sektörden bir hareketlenme meydana geldiğinde, eskiden bunu camlarda, çimentolarda çok yaşardık, şimdi birleştiler. Hava Yolları fırladı mı? Kimin öncülüğünde? Pegasus. Onu alacaksınız. Arkasından gideni aldığınızda o onun gibi tavan olmuyor yani. Biri tavana kilitledi mi öbürün gazı kesiliyor. Bakın dikkat edin. Hele bir de maazallah öbürü tavanı bozdu mu buna daha fazla satış geliyor. Ne oldu akşam? Endekse satış gelmesiyle beraber Pegasus bir tavan bozdu. Türk Hava Yolları 13.30'dan 12.97'ye çakıldı. Değil mi? Onu işte hisle ben artık anlıyorum yani. Ha diyorum tamam şimdi milleti Türk Hava Yolları'na entegre ediyorlar. Herkes öbürü tavan oldu oraya gidiyor. Alıyor. Kredili mredili giriyorlar. Bunlara para yedirmezler arkadaşlar. Bu kadar kolay olsa keşke ya. Ne güzel. Bir tane ilaç firması tavan oldu. Öbürü de peşinden gidecek. Onu alayım. Ya bu adamlar belki de bizi sırf öbüründe malı çakmak için öbürünü götürüyorlar ya. İki tane ilaç firması aynı holdinge bağlı. Birini tavan yapıyor adamlar. Öbüründe satış yapıyor abi. Bunları yaşamıyor muyuz? Yani bunları benim söylememe bile gerek yok. İşin içinde olan bir sürü arkadaşımız vardır şu anda yani. Hepsi hak veriyordur. Kafa sallıyordur eminim yani. Yıllarca ben hep boğaydım. Yani hep boğa. Zaman geçtikçe hep malda yakalanıyorsunuz yani. Bakın bu işin aşamaları ne? Hep boğa olmak. Endeks zirveye gitti. Geri geldi. Ah niye satmadım? Hep boğa olup endeks artık zirvelere geldiğini hissetmeye başladığınızda kademeli olarak 100 bin liranız varsa 90 bin, 80 bin, 70 bin, 60 bin azalta azalta eriyip tekrar da oyuna dahil etmeden yavaşça kendimi kenara alayım diyorsunuz.
10 bin lirayla da olsa sizi bir yakalıyorlar abi şeyden, zirveden. Allah 1000 puan düştü bir 10 bin daha alayım. 1000 puan düştü bir 10 bin daha alayım derken daha düşüşün daha uç kısmında gene %50 mala girmiş olursunuz yani. Bunları da yaşadım. Sonra dedim ki lan ben bundan nasıl kendimi koruyabilirim ya? Yani hep boğa olmakla olmuyor. Ya dedim ki ben kendi malımı biraz erken bitireyim. Açığa geçeyim. Çünkü zirvede yakalamam mümkün değil. Bu sefer açık pozisyonlarımı kademeli arttırmaya başlıyorum. Orada da ama tabii elimde tutmak riskli yani. Şimdi alır, satarsınız bir kağıdı 10 liradan 11 liraya gider. Bir ay oyalanır. Ne anladım o işten. En güzeli günlükte böyle %3,5 %4 yapanlarda saatlik grafikteki düşüş şeylerini, emarelerini önceden görüp satışınızı yapıp birkaç gün içerisinde o pozisyonu kapatmak. Şu anda çaksalar sabah açsa -2 açsa piyasa arkadaşlar, benim uzun pozisyonum yok. Rahatlığa bakar mısınız? Açığa satışla VWAP short arasındaki temel fark bizi strese sokmasıdır. En büyük farkı. Büyük risk almış oluyorsunuz. Pozisyonunuzu taşıyamıyorsunuz yeri geldiği zaman. Bir tavana yakalansanız Allah korusun. Bir de bütün paranızla sermaye yönetimi yapmadan short ya da long yaptıysanız kaldıraçlı piyasada sizi sıkıştırırlar. Yani sıkıştırırlar. Bu kadar basit. Sasa'da yapmadılar mı? Gelelim o konuya. Sasa'da bugün çok güldüm. Açıklar yasaklandı, şimdi önümüz açıldı dediler, bir taban daha yedi. İşte alın size en güzel örneği. Ya açıkçılar yüzünden düştü zannediyorsanız kusura bakmayın, çok feci şekilde yanılıyorsunuz arkadaşlar. Bu kadar malı toplayan, bu kadar milyonlarca liralık malla bu kadar taban çektirenler satmadı mı? Hiç oyuncu olmayan piyasaya açıkçılar geldi dışarıdan, onlar düşürdü. Tabii ki onlar da var, düştüğü zaman biz de iştirak ediyoruz ama asıl o... Sürenler satmıyor mu yani zannediliyor ya? Ben de bunu anlamıyorum yani. Sanki bütün günah keçisi açıkçılarla. E ne oldu? Bugün açığa satış yasaklandı. Gene tamam. Bakın çok dikkat edin. Açığa satış yasağı İMKB 50 senetlerinde genişletildiği gün size bir tahtada yarın bütün traderlar orada kan gövdeyi götürecek diye bir tweet attım. Değil mi? Sasa'yı kastediyordum. Çünkü içime doğdu. Burada açıkçıları oynayacaklar. Ya böyle tesadüf olur mu? Sasa duruyor. Kaçtı diye 20 liralardaydı. Açığa satışın kalktığı gün sabah hınçla yukarı sürdüler. Hani nereden açığa satsanız elinizde kaldı yani kağıt. Orada hiç sıkıntı yok. Açıkçıları yukarıda sıkıştırırlarken hiç sıkıntı yok. İnim inim inletirken hiç sıkıntı yok. Ama aşağı yönlü taban serisi başladığında bütün suç açıkçılardaymış. O malı toplayanlar yukarıdan vermemiş. Takdiri ben size bırakıyorum arkadaşlar. Allah'ım ya Rabbim ya. Adam diyor ki düştükçe alıyorum. 2 gündür ama 3 gündür yazıyor bunu. Düştükçe alıyorsa batmıştır şu anda. Paça al işte. Buradan bütün portföyümü riske atıyorum. Ya yönlendiriyorlar insanları ya. Yani onları görüp 5-6 tane üst üste buranın dibi yok. Buranın altına gelse Taksim Meydanı'nda anırırım. Ya sen neyine güveniyorsun? Zaten oraya yazmışsın borsanın bilmem ne Fatih'i yok, bir Deli Dumrulu bilmem nesi. Yani bir ortada bir insan yok arkadaşlar. Bunun kim olduğu belli değil. Bugün bir arkadaş yazdı, belki de bir oluşumun parçası insanları yanlış yönlendirmek için. Hiçbir kafa çalışmıyor. Altına yazmış adam ya, dün senin lafına uydum aldım diye. Ya adam don atlet oturuyor kardeşim, şeyine girsene. Profiline bir bak. Kimlere daha önce ne yorumlar yapmış bu adam. Ne embesil gibi gitmiş zirvelerden, hangi senetlere ondan sonra SPK'yı göreve çağırmış. Zaten bu adamın geçmişi iyi bir yatırımcı olmadığını söylüyor. Ya gerçekten iyi niyetli, güç bela kazandığı paralarını gelip buralarda böyle kaybeden insanlara üzülüyorum ya. Yani inatla enayilik üzerine enayilik yapanlara bir şey diyemiyorum arkadaşlar. Aynı şeyleri yaparak farklı sonuçlar bekliyorsa zaten ona Einstein onların ne olduğunu zaten söylemiş. Ben o tanımı yapmak istemiyorum sizin karşınızda. Boğa arkadaşlarımın, yani long pozisyon alan arkadaşlarımın onu yapması lazım. Destek de alacaksın, dirençte satacaksın. O üçgenleri gösterdim ya size, takozları. Biz nasıl kırılmasını bekliyoruz satmak için? Yukarı kırarsa da siz alacaksınız. Onun bir hedefi vardır. Hemen alt kenarının paralelini alıp üst tarafa eklersiniz. Orada satmayı hedeflersiniz. Biz de tam tersi. Dirençte satıyoruz, destek değerine kapatıyoruz. Endeks düşerken siz zannediyor musunuz ki boğalar sanki endeksi şey yapıyor? Ya ayılar da kapanıyor. Biz de kademeli olarak kapanıyoruz, alış yapıyoruz biz. Biz yukarı giderken satıyoruz. Aksini yaparsak ne boğa kazanabilir? Yani düştükçe satıp çıkarken alan bir boğa kazanabilir mi? Düştükçe açığa satıp çıktıkça kapanan bir ayı kazanabilir mi? Yani ne kadar basit aslında, değil mi? Bakın yani ilkokuldaki bir çocuğa aslında yeğenime anlatsam bunu, hiçbir şey bilmesin. Hani diyorlar ya, tenisi mesela hiç bilmemesi daha iyi benim için diyor tenis hocaları öğretmek için. Yanlış öğrendiği şeyleri insanın zihninden silmek daha zor arkadaşlar. Benim yeğenim, iddia ediyorum, desem ki şu üçgen yukarı kırdığında alt tuşuna basacaksın, yapar. Çok basit. Tekrar bak orada oturacaksın canım diyeceğim. Bu tekrar o üçgenin içine girerse fiyat
O zaman da hemen bunu geri satacaksın, tamam mı? Yapar yani. Hocam aracı kurumdan arayıp size illa Viyop hesabı açalım diye tutturdular. Ben daha bu işin ABC'sindeyim. Bakın Allah'tan bulaşmadım. Yani arkadaşlar bisiklete binmeyi bilmeden motosiklete atlayıp bilmem kaç beygirle otobanda makas atmaya kalkıyor insanlar ya. Yani bilmiyorum, örneklerim size abartı gelebilir ama bence böyle ya. Kendi paranızla bir kazanın arkadaşlar. Zaten onların derdi size yüksek işlem hacimleri yaptırtmak. Şimdi ben ya tabii böyle konuşuyorum ya, piyasa profesyonelleri bunu dinlese kızarlar ya, yani sen bizim. Ama gerçekler bunlar, ben sizden biriyim yani. Ben herhangi bir aracı kurum çalışanı değilim, bir şey değilim. Ben sizin içinizdeki bir arkadaşınız gibi görün beni. Kendi paramla oturmuşum burada, bir düzenek kurmuşum. Devletin bana tanıdığı yasal haklarımı kullanarak açığa satmak da bir hak, long pozisyon açmak da bir hak, Viyop'ta short pozisyon yapmak da bir hak. Bunları kullanarak gelir elde etmeye çalışıyorum. Onlar size yüksek hacim yaptırmak için her türlü imkanı sağlamak isterler. Onların işi o. Onlara da saygı duyuyorum yani. Ve ben kendi aracı kurumumu mesela çok seviyorum. Güzel imkanlar sağlıyor. İşi öğrendikten sonra Viyop'ta kaldıraç yapan birisi mesela, adam başarılıdır. Çok daha hızlı büyütür sermayesini. Yani bunlar kullanabilen birisi için güzel silahlar. Üçgene kaç dakikalık bakacağız? 5 dakikalık bakabilirsiniz, 15 dakikalık bakabilirsiniz, saatlik bakabilirsiniz. Şöyle bir karar alalım ya. Ben bundan sonra sanki ben bir kurumda çalışıyormuşum da günün sonunda bana gelecek müdürüm ve diyecek ki sen bu pozisyonu neden açtın? Ve ben ona mantıklı bir izahatını yapmak zorundayım diye düşünerek o grafik üzerinde öyle işlem açın. İddia ediyorum açtığınız pozisyonların yarısını açamayacaksınız. Çünkü hep duyguyla açıyorsunuz. Aa çok düştü, alayım buradan, tepki verir. Aa bu çok yükseldi, buradan açığa satayım. Falanca kişi Twitter'da buna iyi dedi, adam ne dese uçuyor, alayım. Grafikte de adam nerede olduğunun farkında değil ya. Yani beni üzüyor arkadaşlar bunlar. Yani gözünüzü ben bu konularda açmak istiyorum yani. Ben ne kadar da bunları anlatsam bıkmayacağım. Bütün yayınlarda bunları tekrar tekrar söyleyeceğim.